Merhaba hoş geldiniz. Yepyeni 5 çizgi roman tavsiyesiyle daha karşınızdayım. Bir süredir gelmiyordu bu videolar biliyorum. Nerede nerede diyordunuz? İşte sonunda geldi. Bugün de tam 5 çizgi roman olacak. Bu videolarda hemen hatırlatayım, ilk kez izleyenler olabilir. Uzun uzun analizler, uzun uzun anlatımlar olmuyor daha önce yaptığım videolar gibi. Bunlar tavsiye videosu. Se seçtiğim, yakın dönemde okuduğum ya da daha önceden okumuş olduğum 5 çizgi romandan bahsediyorum. Kısaca onları anlatıyorum. Yazarı, çizeri, hikayesi Nedir ne değildir biraz bahsediyorum. Sonra sizde ilginizi çekerse ya videoyu paylaşıyorsunuz ya like veriyorsunuz ya yorum yazıyorsunuz. En en kötüsü okuyorsunuz yani işinize yarıyor. Bilmiyorum yaramıyorsa da şimdiden kapatıp gidebilirsiniz. Artık ona siz karar verin. Bugün de ilk çizgi romanımızda hemen başlayalım. Slaughterhouse Five ile başlayacağız. Çok hızlı okuyunca Slaughterhouse Wife gibi de oluyor ama değil. Türkçe mezba 5 olarak çevrildi. Kitabı zaten çok ünlü bir kitaptır bilenler vardı aramızda. Ben okuyamadım da ama çok uzun süredir de yine kitaplığımda bekliyordu. Ama çizgi roman uyarlamasını görünce dayanamadım. Artık dedim hani kitabı zaten okuyacağım. Ama çizgi roman uyarlamasına bakmak zorundayım. Çünkü ne kadar iyi bu uyarlama olduğu ile ilgili birçok yorum çıkmaya başlamıştı her yerde. Takipçilerin arasından da bana çok geldi. Slaughterhouse Five'a bakmam için ısrarlar gelince ben de dayanamadım. Ryan North ve Albert Mantis Kurt Vonnegut'un kitabını uyarlayan yazar ve çizer. Ryan North'u belki Adventure Time okuyanlarınız varsanız da bilebilirler. Hem humor hem işte çocuk kategorisinde, işte dark humor kategorisinde Eisner ödülleri olan bir yazar. Albert Manty'de ben yeni keşfettim açıkçası bu çizgi romanla beraber. Onun da Eisner adaylıkları var. Ama Albert Manty'nin neden bu çizgi romanı seçildiğini de anladım. Çünkü Slaughterhouse Five'ın yani Mezba 5'in ...böyle bir kara komiklikle ciddilik arasında giden özellikle de hikayenin baş kahramanı Billy Pilgrim karakteri... ...ki bu çizgi roman karakterin nasıl bir zaman çizelgesinde hareket ettiğini... ...onun etrafında uydu olan karakterlerin kimler olduğunu bize o kadar iyi veriyor ki baştan. Albert Monti'nin çizgileri de bu karakterizasyonların hem böyle... Yarı komik, yarı ciddi, hem böyle kara komik belli yerlerde, belli yerlerdeki karakteri Uzaylılar Kaçıracak. Şu an şaşırıyor olabilirsiniz ama korkmayın. Gerçekten mükemmel bir uyarlama. Uzaylılar Kaçıracak, başına başka işler gelecek. O yüzden böyle bir karakter anlatımının, hikaye anlatımının kara komik kısımları olan aslında bir yandan da savaş karşıtı, ciddi bir drama kökenli bir hikaye anlatan Mezba 5 içerisinde bu çizimler çok uygun olmuş. Ryan da bence çok iyi anlaşmışlar. Ki karakter tanıtımları demiştim. Ryan da bu kitabı uyarlarken e, çok doğru yollar seçtiğini gördüm. Yani bize aslında şimdi bak size birkaç tane göstereyim hatta hemen. E, yani karakterin yolculuğu işte e, Billy Pilgrim karakterinin zamanda float etti. Yani bir noktada zamandan kopuyor kendisi ve e, burada aslında iki türlü bir anlatım var. Bir şey gibi okuyabilirsiniz. Yani aynı anda paralel evrenlerdeki Billy Pilgrim'i mi görüyoruz? Yoksa işte e, Pilgrim'in farklı e, yaşamları yani yaşamı nasıl olsaydı o farklı yaşamlarda nereye gidebilirdi onu mu görüyoruz? Çünkü bir noktada dediğim gibi e, uzaylar kaçıracak kendisini ki orada da mükemmel bir anlatım var çizgi romanda. Yani uzaylar iletişiminin nasıl olduğu orada neler yaşadığı ile ilgili de e, hem, çizgisi, hem e, çizim tarafında görsel tarafta hem de metin tarafında Ryan North'la Albert Mount'i çok iyi işler çıkarmışlar. Peki hikayenin özündeki Dresden bombardımanı nedir? Dresden bombardımanı da 1945 yılında... ...Amerika'nın ve İngiltere'nin Dresden şehrini bombalamasıyla... ...ortaya çıkan bir savaş trajedisi aslında. O dönemin tahminleri 35.000 ila 135.000 kişi arasındaki... ...o dönem çok iyi ölçülememiş bu kayıplar. Ciddi sayıda insanın öldüğünü gösterirken 2010 yılında çıkan en son komisyon raporunda ise ölü sayısının 25 binden fazla olduğu ortaya çıkmış. Ciddi bir sayı, ciddi bir trajedi ve o trajedinin göbeğindeki insanların aslında hikayesinin ciddi bir akışını yine görürken bir yandan da Billy Pilgrim karakteri zamanda koptuktan sonra onun neler yaşadığını, farklı hayatlarında bu savaşın travmasını nasıl sürdürdüğünü görüyoruz. Daha da fazla detaya girmeyeceğim. Spoiler da olsun istemiyorum. Özellikle yine bu anılar, flashbackler, kendi dünyasındaki tercihleri işte bir hayatında çok zengin olurken bir hayatında çok düz bir yaşam sürüyor. Bunların tercihlerini falan da yine çizgiler, çizimler ve metinler inanılmaz iyi vurguluyor bu uyarlamada. Yani kitabı okumadan bu çizgi romanı okursanız kitapla ilgili birçok konuya hakim olabilirsiniz. Ha, yani diğer detaylar, eksiklikler de kitabın anlatımındaki farklılıklar olabilir. Onları da hem ben hem de siz de kitabı okuyunca zaten ayıklayabilirsiniz. Ama çizgi roman seviyorsanız kesinlikle Mezba 5'i okumaktan kaçınmayın. Günün sonunda bu hikayedeki e, olan şeyler e, yaşandı. Yani zaten kitabın girişinde de böyle yazıyor. Hatta tam olarak şöyle yazıyor. Evet bunların hepsi yaşandı. Aşağı yukarı yaşandı aslında. En azından savaş kısımları gerçek. Ee, ben de şuna ekliyorum buna. Çizgi roman ise bu gerçekliği ve şizofreniyi görsel gerçekliğe taşıyor. O yüzden Mezba Beş'e mutlaka e, bir şans verin diyorum. Ve e, ikinci çizgi romana geçiyoruz. Evet ikinci çizgi romanımız da Hariciye Günlükleri. E, orijinal adı Kay Dorsay. Yani Fransızcam zaten olmadığı için hiç yok yani berbat bile değil. E, muhtemelen yanlış okuyarak Fransızcası iyi olanları şu an bütün zihnini tır tır tıkladım diyebilirim. <laughs> Şaka bir yana hariciye günlükleri olarak çevrildi. Kayı Dorsay. Bağbap'tan çıktı sevgili Doğan Şiman'ın e, çevirisiyle Doğan, onun aslında otörlüğüyle diyelim tercihiyle çıkmış bir çizgi roman. Daha ki Bağbap yayınları ile ilgili e, birçok tavsiyeyi geçmiş videolarda yaptım. işte. Cahiller, Kayboğano o günler, Saniye'de 5000 kilometre, arkadaşım Dahmer e, ki son dönemde de Yasak Meyve ve Avare Tanrı gibi yeni çizgi romanları da çıkardılar. Onlara da mutlaka bakın ben daha okuyamadım. Ee, Türkçelerine erişemedim yurt dışında olduğum için ama eriştiğimde onları da okuyup e, mutlaka önereceğim ki Bağbap Türkiye'de gerçekten e, Avrupa çizgi romanı alanında çok iyi bir e, küratörlük özellikle Doğan Şiman'ın küratörlüğünde çok iyi tercihler yapıp çok iyi çizgi romanları bize Türkçe sunuyor. Peki ne bu hariciye günlükleri? E, bunu, hariciye günlüklerinin Çizeri Christopher Blaine, yazarı ise e, Abel Lanzac. Abel Lanzac aslında takma adı. Kimin takma adı? Antonin Baudry'nin. Antonin Baudry ise zamanında e, Fransız Dişişleri Bakanlığı'nda Dominique de Villepin'in e, metin yazarını yapmış. Yani Metin yazarlığı aslında bir reklamcılıktaki gibi bir title değil orada. Konuşma yazarlığı daha doğru bir tanım. Konuşma yazarlığını yapan ve onun yanında çalışan. Genç bir aslında e, siyasetçi e, ama bu alanda da işte eğitimini almış ama siyaset yapmadan da bu sektöre sektör demek belki de tırnak içinde daha doğru olacak e, girişini yapıyor ve Dynamic Develop'in yanında e, yaşadığı anıları ileride çizgi roman'a çevirip hariciye günlüklerini ortaya çıkıyor. Peki Kay Dorsay adı nereden geliyor? Bu isimde aslında Fransız dışişleri bakanlığının bulunduğu caddenin adı hatta o bölgenin adı sanırım. Hikayeye gelirsem de aslında bu tarz siyasi hikayeleri ben çok seviyorum neden hep şunu diyoruz ya samimiyet ne oluyor orada ne yapıyorlar işte bu insanlara biz oy veriyoruz hani Fransa İngiltere İtalya Türkiye fark etmiyor artık hani siyasi konularda evet her ülkenin demokrasi seviyesine göre bu siyasiler erişim şansımız değişebiliyor ama günün sonunda arka planda dönenlere erişmemiz çok zor. ...biz hep bize gösterilen yüzünü görüyoruz siyasetin ve buradan çıkan politikaların... ...bu tarz çizgi romanlarda aslında işin arka planını, nasıl döndüğünü ki... ...House of Cards dizisi aslında bunu yapmasıyla çok öne çıkmıştı ki... ...ne kadarını aslında bize e, şeffaf yansıtıyor tabii ki bilemeyiz... ...ama bir Avrupa çizgi romanı olunca ve içeriden birinin bizzat e, görselleştirdiği... ...hikayeyi görsel dünyaya aktardığı bir şey olunca ben açıkçası bir tık daha güveniyorum... Antonin Baudry'nin anlatımına çünkü içeride yaşayan bazı konular gerçekten çok çıplak işte Fransız Dışişleri Bakanı'nın o dönemki işte didişmeleri tartışmaları, sert tepkileri bayağı çıplak geldi bana hikayeyi okurken. O yüzden hani bu dünyayı merak ediyorsanız hem de böyle kaliteli çizimlerle okumak istiyorsanız gerçekten bakmanızı öneririm. Tabi biraz da Avrupa e, style, Avrupa stili çizgilere sahip e, harici günlükleri. E, alıştığınız tarz bir Amerikan tarzı alıştıysanız onu bulamazsınız ama okuması kesinlikle zor değil. E, ki daha önceki Baobab'dan çıkan Avrupa çizgi romanları okuduysanız size hiç koymayacaktır. Hariciye günlüklerinde mutlaka öneriyorum. Bakın deyip buradan da üçüncü çizgi romana geçiyoruz. Üçüncü çizgi romanımız ise Gesar Yok Bol başlıyor. Bir Türk çizgi romanı. Yazarı ve çizeri ise Bartu Bölükbaşı. Açıkçası bu çizgi roman dünyasında Türkçe çıkan işlerle ilgili de incelemelerim olmuştu daha önce. Ama oralarda birazcık böyle tatsız geri dönüşler almıştım. Hatta bazı o çizgi romanlardan bazıları tahmin ettiğim gibi şu anda devam etmiyorlar. Yani Türkiye'deki yani yok bola geçmeden önce biraz şundan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de çizgi roman yapma ihtiyacı var yani bak isteği zaten vardı da ihtiyacı da var çünkü ben e, Türkiye'deki e, sanat bakışının Türkiye'den çıkabilecek özellikle çizgi roman sanatının parçası olabilecek olan hatta hali hazırda, insanların e, belli bir sistematik içerisinde çalışılabilirse belli düzenlerde üretim yapılabilirse Avrupa'nın çizim tarzına tarzına eklemlenebilecek bir e, yapıya sahip olabiliriz diye düşünüyorum. Yani biraz daha hibrit bir şeyler çıkartabiliriz ki aslında Gesar'ın çizimleri de bunu biraz işaret ediyor. Yani o Conan tarzı bir altyapı işte biraz daha işte dövüş sahnelerinde daha hareketli sahnelerde daha Amerikan tarzı ama bir yandan da e, Bart belki de Bartu Bölükbaşı'nın temel eğitimiyle beraber yani birazcık da Avrupa tarzı böyle bir harmanlanmış gibi ki ben bu çizgi romanın da Gesar'ın e, da o Conan tarzı stilini sevdim ama şimdi amasına geldiğimde e, ben açıkçası şu taraftarıyım kimse yanlış anlamasın çizgi romanlar bize daha yakınsa e, ve bunun daha iyi olmasını istiyorsak belki de daha fazla eleştirmemiz lazım daha fazla e, detaylara inmemiz lazım o yüzden bu işin pozitif yanlarından e, bahsederken negatiflerine değinmemek olmayacak Pozitif kısımları dediğim gibi yani Conan Tarzı stilini çok beğendim. Çizimler tek başına çok kaliteli. Hani bir çizgi roman akışı içindeki sorunlarından birazdan bahsedeceğim ama gerçekten Vartu Bölükbaşı'nın karakter tasarımları ve karakterlerin hikaye içerisindeki dinamik hareketleri vesaire hiç fena olmamış. Bence de iyi iş çıkarmış. Daha da zaten çizgi roman yaptıkça sık ürettikçe bunlar gelişecektir özellikle de kapak çiziminde de şu an ekranda görüyorsunuz. Evet kompozisyon olarak inanılmaz epik bir şey görmesek de karakter tasarım olarak bence çok iyi bir iş var karşımızda. Hikaye gelirsek de Gesarın e, Yo yok yokluğun nasıl çıktığını anlatmasıyla geçmişte başlayan bir Türk mitolojisi hikayesi var karşımızda. E, yine Türk mitolojisinden karakterler, yaratıklar ve efsanelerle bu hikaye devam ediyor. Tabii burada e, önce bir metin tarafına değineyim. Yani farklı bir dünyanın dili, terimleri, isimleri var ancak günlük konuşma biraz doğal olarak oranın, o dönemin tonundan kopuk olmuş. Yani o ton nasıl yaratılır? Tabii ki biraz çalışmak lazım. Belki de o dönemin e, konuşma tonunu verebilecek tarihçilerle daha fazla belki de detaya inmek lazım. Ama bu çok büyük bir sorun değil. Hani bunu sadece girişte hani... Hem hikayenin ne olduğunu anlatırken biraz bahsetmek için istedim ama bu anlatım için de normal. Bence de yiyor bu arada çok büyük bir dert değil. Asıl konu ise beni e, yoran kısmı çizgi roman tarafında ise renkler. Yani bu çizgi romanda bu kadar e, aslında büyük ve yaratıcı e, diyebileceğim çizimleri görürken mesela işte buradaki e, savaş aleti gibi ya da işte bu neyse artık bir motosiklet tazile çıkmış bir Savaş aleti gibi bir şey var karşımızda. İşte uçan, işte kurt başlı şeyler var, aletler var vesaire vesaire. Ama renkler bu aletlerin, bu karakterlerin detaylarını öne çıkarmaktan, vurgulamaktan çok uzak. Ya yani bu biraz böyle şeyi de tonlamayı da bozduğu için... ...renk tonlaması anlatımı kuvvetlendirmek yerine zayıflatıyor ve kayboluyorsunuz belli noktalarında. Hele de böyle biraz daha orman sahneleri vesaire oldu mu orman paneleri vesaire oldu mu iyice iş böyle kendinden geçiyor detayları bulamıyorsunuz kaybolmaya başlıyorsunuz ee, yani bir sonraki çizgi romanda belki de Bartu bölük başı bunu çözerse çok daha iyi bir sonuç alabilir belki de iyi bir renklendiriciyle de çalışabilir ama tabii Türkiye'de bu ayrımlarda çok iyi işlemiyor şu anda ee, onun dışında hareketli ve sert anlar birazcık Belki de kendi estetik tazide Yani bunu eleştiri olarak... E, ...değil de benim yaklaşım olarak alabiliriz. Birazcık daha böyle düşük bütçeli film e, yaklaşımı var. Yani nasıl diyeyim? Bazı aksiyon sahneleri böyle ucuz bir efektle planlanmış gibi. işte mesela bir yerde kafa kesilirken... ...bıçak böyle tereyağını keser gibi... ...o kafaya girerken... ...paneller ilerledikçe, hikaye ilerledikçe bu gelişiyor mesela. Mesela bu pozitif bir durum. Orada işte kollar, kafalar koparken daha... E, estetik gözüken daha doğru gözüken paneller elde etmeye başlamış Bartu Bölükbaşı. Ama başta biraz bunlar sırtıyor. E, onun dışında aksiyon panellerinde biraz takip sıkıntısı hissettim. Yani arda, arda gelen aksiyon, yani aksiyonu tamamlayan, aksiyonu devam ettiren panellerde. Ki panel kullanımı bence bu arada gayet iyi. E, Bartu Bölükbaşı'nın bu ilk işim bilmiyorum ama hani e, kaç çizgi roman ürettiğine de bağlı olarak değişebilecek bir şey tabii bu. Ama bu iş için özellikle şu an ekranda gördüğünüz sayfada bir örnek mesela panel kullanımı açısından bence gayet yaratıcı hamleleri var. O yüzden hani panel kullanımı pozitif yönde eleştirirken ama hareketli sahnelerdeki dinamik sahnelerdeki anlatımda bu panellerde çok iyi işlememiş. Belki de dediğim gibi ya yani bunlar biraz zamanla çizdikçe oturacak durumlar. Son olarak da şuna geleceğim yani mitolojik hikayelerle benim bir derdim yok ama genel ilk çizgi romanlarda ilk bu işe girerken hemen Türk mitolojisi Kurtuluş Savaşı işte Göktürk neden buralara kayıyoruz ben de anlamıyorum yani birazcık çizgi romancıların bugün ismi olan büyük ismi olan çizgi romancıların geçmişine baktığımızda özellikle de Scott McCloud'un işte hep belirttiğim çizgi romanı e, anlamak çi kitabında bahsettiği çizgi roman temeliyle giren işte Jeff Lemire gibi, e, ne bileyim işte King gibi e, kişilerin zamanla işte yakın dönem yani Tom Taylor gibi bu isimlerin geçmişine baktığımızda e, ilk girdikleri işte hadi bakalım Amerikan mitolojisi, hadi işte Avrupa mitolojisine girmediğini görüyoruz yani daha günlük hikayeler, daha basit, i̇şte ege avcının mesela işte Ankara'da bir e, arka sokak, arka mahalle hikayesi anlattığı bir çizgi roman çıktı yakın dönemde. Onu mesela çok övdüm. Yani biraz daha böyle sakin, kendi hayatınızdan, dünyadan e, daha böyle işte büyük çünkü mitoloji dediğiniz zaman iş çok büyüyor. Karakterler, evren, evrenin tutarlılığı, onların verdiği işte alt metinler temsilleri, bugünün temsili, yağının temsili bir sürü mesaj içermesi gerekebilen durumlar da olabilir. Ha, hiç de girmeyebilirsiniz. Full aksiyon da yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama işte burada ve dağılmaya başlıyoruz. Yani o yüzden işte hep, hep, bu konuya değiniyorum. Yani işler büyüyünce anlatım güçlenmiyor. En azından benim gözümde güçlenmiyor. Ama mesela burada şuna giderse e, guesser, yok bol bilmiyorum ne kadar devam edecek sürekli mi olacak ara ara çıkan bir cilt serisi mi olacak ya da tek bir hikaye mi anlatacak ama şu, mesela burada görüyoruz işte bir Conan estetiğiyle köy köy gezen bir karakter işte onun başına gelenler oradan aldığı görevler daha böyle o köylülerin dertleri kendi dertleri gibi küçük hikayelerin birleşerek büyüdüğü bir evren olacaksa evet bu daha güzel olur umarım yani böyle bir plan vardır e, Yok Bol dünyası için. Ama yoksa da dediğim gibi yani kötü bir giriş değil. Eleştiriler mi yap net yaptım düşünüyorum. Umarım e, Bartu Bölükbaşı da bir sonraki çizgi romanında daha iyi, ondan sonraki de daha da iyi olup yani kendisi de istediği yere gelir. Son olarak da dediğim gibi yani Türkiye'de çok iyi çizerler var. Bence Bartu Bölükbaşı da onlardan biri. Ama çizgi roman yaparken işte tek başınıza çok iyi çizer olmak bazen yetmeyebiliyor. Belki de hikaye kısmında e, iyi ortaklar bulmanız lazım yanınızda. O zaman daha iyi sonuçlar alabilirsiniz deyip bir sonraki çizgi romana geçiyorum. Evet sıradaki çizgi romanımızda yani dördüncü çizgi romanımızda e, Invisible Kingdom. Invisible Kingdom e, G. Willow Wilson ve Christian Ward'un çizimiyle ortaya çıkmış. E, geçen senenin sonunda e, fasükül olarak başlıyor. Daha sonra cilt olarak devam ediyor. En sonunda da yani ilk iki cildi tamamlandıktan sonra üçüncü ciltte yine e, fasulye olarak değil sadece cilt olarak Mayıs ayında çıkacak. E, ve hikaye tamamlanacak. E, yine yanlış hatır Evet evet. Hikaye tamamlanıyor. Aynen. Yani Üçüncüde hikaye tamamlıyorlar. E, peki Invisible Kingdom ne anlatıyor? Bu Invisible Kingdom ben niye okudum? Dark Horse'tan çıktı Invisible Kingdom ve e, dediğim gibi yazarı G. Willow Wilson. G. Willow Wilson nereden hatırlıyorsunuz? Aslında Miss Marvel'dan hatırlıyorsunuz. Miss Marvel'ın ilk e, Müslüman karakterini kendisi çiz kendisi çizmek tabi kendisi hayata geçirmişti Marvel evreninde ve bu hikayeyle beraber Miss Marvel'da e, Kamala Khan'ın hikayesiyle beraber ciddi bir başarı elde etmişti. Ya G. Wilson'ın e, başarısı aslında dünyaya bu tarz özellikle de işte ki Invisible Kingdom'da da yine Din, ticaret, savaşı, kargaşası varken bir yandan da işte bir LGBT ilişkiyi de işin içine katıyor. Ve ortaya Christian Ward'un inanılmaz güzel çizimleri ki işte birazdan yine ekrana vereceğim kararlarla görmeye devam edeceksiniz. Çok güzel bir uzay tasviri var. Yani bayıldım. İnanılmaz iyi. Renk kullanımı da yine Christian Ward'a ait. Çok iyi iş çıkarmış Christian Ward. Mükemmel bir estetiği var çizgi romanın. Mutlaka zaten hiç hikaye ilginizi çekmese bile sırf çizimleri için mutlaka alıp bakmalısınız. Mükemmel bir e, estetiği var dediğim gibi. Peki bu hikayede ne var? Invisible Kingdom'da demin de birazcık bahsettiğim gibi e, dini inançların insanları yönlendirmesi. Aslında bu dini inançlar da işte dünyanın e, ticari o parasallaşmış artık işte yozlaştığını düşündüğünüz dünyasından sizi kaçabileceğinizi ...inandırdıkları yerlere gittiğinizde de aslında kaçamadığınızı gördüğünüz... E, ...ticaretin, paranın e, dini inanışlara ne kadar iç içe geçtiğini... E, ...sizin hayatınızı da aslında nasıl yönettiğini siz fark etmeden... E, ...biraz da böyle pasif durarak yani pasiften kastım ne... E, ...aslında bir aksiyon hikayesi içerisinde... ...arka plan hikayesi gibi başlatıp iç içe yedirdiği bir e, sistemle anlatıyor J.B. Lewis'ın... Ve burada da diyor ki insanlar gerçeği istemiyor sadece bildikleri zannettikleri şeyleri de destekleyecek bilgileri istiyorlar diyor ve hikayeyi anlatmaya devam ediyor. Ki bu günümüzün en büyük sorunlarından biri yani biz de aslında bugün bunu yaşıyoruz içerik üreticiler olarak. Hani kendime pozitif pay çıkarmak istemem tabi burada ama kendi çapımda ya bakın aslında böyle bir durum da var işte sadece liberal açıdan göremeyiz. İşte sosyolojik açıdan da bakalım, sosyalist açıdan da bakalım. Bakın insanları işte kapsamak lazım, geçmişle barışmak lazım. Birazcık işte yeni nesiller için artık yeni nesilleri geçmişte kavga ettirmek yerine belli dini temellerle yontmaya çalışmak yerine biraz onların tercihini açmamız, onların yollarını açmamız lazım dediğinde ya da dediğimizde ciddi tepkilerin hala doğduğu bir dünyadayız. İşte tam olarak Invisible Kingdom'da böyle bir dünyada geçiyor. İçindeki işte bu dünyanın içindeki yalanları ortaya çıkarmaya çalışan iki karakterin iki farklı dünya görüşünden, iki farklı iş alanından, iki farklı hayattan gelen iki kişinin yollarının birleşmesi ve tek bir sistemin aslında onları yönettiklerini fark ettikleri tek bir sistemin e, yıkımını sağlamaya çalışmalarını anlatıyor. Ki çok uzun da anlatmıyor. Aslında hikaye biraz hızlı gelişiyor. Yani bu Invisible Kingdom ile ilgili en büyük eleştirme olabilir. Çok hızlı akan, çok kompakt bir hikaye var. Biraz onu hissedebilirsiniz. Ya çok hızlı gidiyoruz ne oluyor diye. E, ama çizimler, renkler hikayenin bu temposu da sizi yakalıyor. İşte bu da G. Willow Wilson ve Christian Ward'un ortaklığının e, başarısı açıkçası. Son olarak da G. Willow Wilson'dan ufak bir bahsedeceğim. Kendisinin aslında işte Miss Marvel ve Kamala Khan karakterini yaratmasıyla ki onu da hatırlayanlar vardır. Peki ta geek yapar zamandaki çizgi roman, çizgi roman günlüklerinde ötekilerin hikayeleri diye yani Marvel'ın ötekileri diye bir video yapmıştık. Orada konuşmuştuk o videoya da bakabilirsiniz Miss Marvel için. G. Lovison olaya biraz şöyle baktığını açıkladı. Aslında bir demeç vermiş. Wiki'de gördüm bunda. Demiş ki orijinallik ve gerçekçilik doğal olarak hikaye ve evrene yedirilemeyen bir diversity'den yani bir çeşitlilikten çok daha değerli diyor. Şimdi bu ne demek? Aslında şunu demek istiyor. Yani ki bazılarınızın da bu tepkide olduğunu biliyorum. Ya işte Batman'in, Superman'in işte ne bileyim Aquaman'in işte Hulk'un, Spider-Man'in ana karakterlerini değiştireceğimize, oradaki karakterlere işte gir çık yapacağımıza, LGBT'yi işte siyahi, Afrikalı, Asyalı birilerine ekleyeceğimize, yepyeni birini yapın kardeşim deniyor ya. Yani. Şimdi burada da aslında G. Willow Wilson biraz buna değiniyor. Ama burada bence ıskaladığı bir konu var ki G. Willow Wilson'ı çok seven biri olarak da bunu söylüyorum. Iskaladığı konu şu, bu kadar popüler içeriklerin... Ee, bugünün insanların ki bunlar bu kişiler bugün insan aslında zaten hep var olan insanlardı. 100 sene önce de, 200 sene önce de, 500 sene önce de. O zaman da öldürüyorlar, öldürülüyorlardı. O zaman da yok ediliyorlardı. O zaman da dışlanıyorlardı. O zaman da dayak yiyorlardı. E bu o günlerin ortamında zaten çizgi romanın doğuşunda da bu insanlar o çizgi roman dünyalarına tabii ki satış kaygısıyla beraber eklemlenemedi. Hep şunu söylerim yani Stanley Black Panther'ı yaratırken yüzüne maskeyi siyahi diye takmak zorunda kaldığını söyler. Tercihi bu yüzden yaptığını yaptığı söylenir. Yani e, <laughs> ya bu konu bile yani düşün siz bir Black Panther diye bir karakter yapıyorsunuz. İsmi o dönemin artık terörist olarak algılanan e, solcu bir siyahi örgütlenmenin ismi. Ama ona rağmen karaktere maske takmayı düşünüyorsunuz. İşte böyle ortamlarda yaratılmış orijinal karakterler bile sıkıntılıyken G. Willow Wilson bence şunu ıskalıyor. Biz o dünyalara bu dönem içerisinde yaratılan hikayeler, hikayelerle beraber LGBT karakterleri, Müslüman karakterleri, Asyalı karakterleri, siyahi karakterleri eklemezsek o zaman işte şu olacak. Ya kardeşim siz bunu bunu yapacağınızı Spider-Man'imizi ellemeyin. Gidin yenisini yapın dediğimiz zaman işte onu yapın dursun kenarda. Kimse okursa ok okursa okur, okumazsa okumaz. Kimsenin umunda olmaz demek bu aslında. Ya burada niyet okumuyorum çünkü böyle. Ya oraya dokunmayın da bizim alanımıza. Biz oradayız. Niye o dünyada yok mu bu insanlar? E vardı eskiden de vardı. Ama konulamıyordu ticari. Hani şu tepkide işte bu ticari bir hamle kardeşim. Evet eskiden de ticari bir hamleydi. <laughs> Onların olmaması ticari bir hamleydi. Olmaları niyet Tamam o da ticari hamle olsun olabilir. Ama olmaları iyi bir şey. Olmamalarından daha iyi bir şey hatta. Ya yani olmamalarının nedeni de ticariydi. Bunu anlatmaya çalışıyorum. G. Willow Wilson biraz bunu burada ıskalamış. Ama şu açıdan da katılıyorum. E, G. Willow Wilson'a. Ki onun elindeki imkanlar bence iyi kullanılıyor. E, kendi işlerinde. Çünkü ona özgürlük veriliyor. Anlattık işte Kamala Khan karakterine de. Mesela gidip de. Eee bir ha evet kız kız Müslüman işte böyle takılıyor gibi bir hikaye anlatmıyordu. Müslüman bir kadının e, Müslüman dünyada yaşadığı sorunlara da değiniyordu süper kahraman olmasına rağmen. Yani işte şu da şu da yanlış bir yaklaşım ya biraz aslında. işte kadın süper kahraman tamam abi her şeyi yakıp yıkacak şimdi bütün sorunları bitirecek ama ana sorunlardan bahsetmeden bitiremeyiz ki bu sorunları. İşte o yüzden J. Lovelson bunlara odaklanıyordu. O yüzden Kamala Kanda'yı bir iş çıkarmıştı. Ee, buradaki açıklamasındaki mantığı anlıyorum. Ama dediğim gibi birazcık konuyu ıskalamış bence. Ama Invisible Kingdom'da da yeniden ipleri eline alıp yine birçok konuya yine çok güzel bir şekilde e, çok derinlemesine olmasa da ki alanı çok geniş değil. Girmiş durumda. Umarım demek istediğimi yanlış an, anlatmamışımdır. G. Willow Wilson gibi kadın çizerlere ve kadın çizerlerin bakışına da çizgi roman dünyasının çok ihtiyacı var. Ama bu tarz konularda bence birazcık topu ıskalamasa daha iyi olur deyip bir sonraki çizgi romana geçiyorum. Evet 5. ve son çizgi romanımız da Invincible. Invincible şu anda Amazon Prime'da fırtına restoruyor. Biz de Twitch'te Watch Parties özelliğiyle beraber sizde her hafta izlemeye devam ediyoruz. Bilmeyenler varsa takip etmeyenler varsa isterlerse gelebilirler twitch adresim aşağıda cumartesi günleri bölüm cuma günü çıkıyor eğer yetişirse cuma günü ama genelde hafta içi biraz zor olabiliyor benim için de cumartesi günü e, invincible'ın bu hafta hatta son bölümünü izleyeceğiz İzlemek isteyenler olsa bizle beraber bekleriz prime abonenizle beraber gelip izleyebilirsiniz peki invincible animasyonunu ben yayınlarda çok konuştum bahsettim peki çizgi romanı nasıl aslında çizgi romanı ben yıllar önce ilk 2-3 cildini okumuştum. Hatta yani şu an net hatırlamıyorum ama 5. cilde kadar falan gelmiş olabilirim ama tabii ki devam etmeyecek, silinmiş kafamdan. Ben de animasyonla beraber ilk 6 cildi tekrar okudum. Şu anda 7. cildin başındayım. Ve çizgi romanı tekrar hatırlamak iyi geldi. Ne anlatıyor bu çizgi roman? Aslında Robert Kirkman'ın Son dönemde ki ondan da biraz bahsedeyim. özellikle işte Walking Dead ile beraber 2000'lerin başından bugüne kadar yakın dönemin en uzun süren çizgi romanlarını yaratmış kişi Robert Kirkman. Robert Kirkman'ın dünyasında hangi çizgi romanlar var? Zaten birçoğunun ismi duymuş olabilirsiniz. Outcast, Oblivion Song, yakın dönemde dediğim gibi Walking Dead zaten çok ünlü. O da 2003'ten beri çıkıyor. Invincible de 2003'te başlamıştı ve 2000 18 yılında tamamlandı yaklaşık 25-26 ciltlik bir seri olarak bitti. Robert Kirkman'ın yanında da Cory Walker ve Ryan Ottley de çizer olarak bu seride yer aldılar ki çizimleri de bence e, sade ve estetik olarak buradaki anlatıma çok uygun bir çizgisi var. E, renklendirme olarak da bence gayet iyi iş çıkaran e, Crabtree'nin renkler, renkleriyle beraber e, hikayenin anlatımını destekleyen hikayenin o psikolojik değişimlerini çok iyi vurgulayan bir renk kullanımı var. Peki ne anlatıyor bu Invincible e, animasyonundan farklı olarak? Ne anlatıyor? Ben benim işte animasyona göre biraz daha tercih etme noktamda burada ortaya çıkıyor. Aslında Invincible e, klasik bir işte lise, lise sonrası, üniversite ve bu süreçte işte ergenlikle beraber karakterlerin sadece erkek karakterin değil, e, erkek kadın ayırmadan bütün karakterlerin o geçiş sürecini ailesiyle ettikleri kavgaları ya yani aslında sizin de işte evde ailenizde yaşıyorsunuz, okula gidiyorsunuz, sınav stresiniz var. Tabi Amerika sınav stresiyle de bir okula kabul edilme stresi var. Onlar ilişkileriniz ve bir yandan da babanız süper bir kahraman çıkıyor ve <laughs> onun nasıl biri olduğunu da çok net bilmiyorsunuz. Yine spoiler vermeden anlatmam için çok detaya girmeden bahsediyorum ve babanızla ilişkiniz geriliyor, anneniz de ilişkinizi tatsızlaşabiliyor ama bir yandan da ona karşı üzülüyorsunuz çünkü o da babanız tarafından zor günlere sürükleniyor. Ve bunun ağırlığıyla beraber bir yandan da kendi arkadaş ilişkilerinizi, kendi gençlik keşiflerinizi halletmeye çalışıyorsunuz. Sevgililer ediniyorsunuz, hocalarınızla kavga ediyorsunuz, dışarıda bir hayat edinmeye çalışıyorsunuz, paraya ihtiyacınız var, para kazanmaya çalışıyorsunuz. İşte tüm bunların ağırlığıyla beraber bir de üstünüze süper güç ağırlığı geliyor. Diyorlar ki dünyayı kurtaracaksın kardeşim. Yani bu ağırlık birazcık temsili bu Invincible'da. En azından ilk 6-7 cildinde bu kadar yükün üzerine bir de siz vurun bir de Mustar'a gelsin. Onun yanında topu ben kurtarayım şeklinde inanılmaz yüklerin bindiği bu gençlik dönemine odaklanıyor Invincible. Bu anlatımı ben çok seviyorum. Animasyon evet bunu animasyonu konuşurken de biraz bahsetmiştim. ...daha aksiyona kaymış gibiydi 6. bölüme kadar. 6. bölümle beraber aslında karakterlerin hepsine de level atlatıp... ...karakterlerin hikayesine daha çok odaklanmaya başladı. Animasyonda o yüzden çok iyi bir yere gidiyor. Çizgi romanla ilgili eleştirim de aslında animasyonla beraber ortaya çıktı. Animasyonla ilgili eleştirim aksiyon tarafına kayıyorken... ...Invincible'ın 2003 dünyasında yapıldığını aslında unutmuşum orada mesela işte annenin daha yıkık bir karakterken animasyonu daha güçlü daha ayakta kalabilen bir karaktere dönmüş İşte yine baş karakterimizin sevgilisi daha böyle işte sarışın Barbie Girl'den işte biraz daha ciddi daha olgun hayata daha olgun bakabilen baş karaktere yön çizmek yerine onunla, onu, onu anlamaya çalışmak yerine kendi hayatıyla beraber yani kendi hayatını sürdürken onunla nasıl bir hayat kurabilir mi e odaklanan daha güçlü bir karaktere dönmüş. E Yine e, iyi bir karakteri ki burada da yine önemli bir rolü var animasyon önemli bir rolü var. E, onu o da daha e, hayata farklı bir noktadan e, bakabilecek güçlü bir karaktere dönüyor. Ya yani Robert Kirkman özetle 2003 yılının dünyasında yoğurduğu bazı şeyleri. ...bu animasyonun da yapımına dair olarak değiştirmiş. Biraz da isteyerek değiştirmiş. Bu hoşuma gitti. Ee, Birçok yazar çizer aslında... ...aa benim eserim hani bu dönem... ...işte eser kardeşim bu yapılmış değiştirilemez. Ellenemez. E, tek, değiştirilmesi teklif bile edemez. Sanki anayasayla yapıldı. Ki Anayasalar bile değişiyor yani dünyada. Ee, böyle bir gatekeeper'lık... ...içine girmiyor Robert Kirkman'da... ...bu projeye dair olup. E, kendi... ...hikayesindeki çarpıklıkları iyi görmüş. Ama Invincible'da da kötü bir çizgi roman yapmıyor bu. Sadece dediğim gibi belli karakterlerin... E, ...anlatımı animasyonda güzelleşirken... ...animasyonda biraz aksiyona kayıp... ...aslında Invincible'ın daha derin yönlerini ıskalıyordu. İkisi de dengeye gelmeye başladı. Eğer animasyonu sevdiyseniz... E, ...çizgi romanı da mutlaka okuyun. Çok da zor okunan bir çizgi roman değil. E, yani gözünüzde korkutmasın 25-26 cilt... ...rahatça okursunuz deyip bugünün tavsiyelerini, bu videonun daha doğrusu tavsiyelerini bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Ee, i̇şte like edin, yorum yazın, algoritmayı tokatlayın, gelin bizim kanalda da tokatlayın. Ee, paylaşın. Bildirim gelmiyorsa, abi ana sayfa düşmüyor. Abone, şey, subscribe sana görmüyorum. Çana tıklayın. Bak o çana tıklanmıyor. Bak hep söylüyorum bunu. o çana tıklayın. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay.